Merhaba sayın seyirciler, bugün 22 hafta sonu yeni günden programdan size saygı selamlıyoruz. Evet, yeni günlerin büyük konuğu Sayın Hatice Tatlı. Hatice Hanım hoş geldiniz. Evet, Sayın Tatlı, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı. Evet, bugünlerde isminizden çok bahsediyor. Aslında kamuoyuyla, tabii o konulara geleceğiz ama biz Hatice Tatlı kimdir, oradan başlayalım. Orada mı emekli oldunuz? Eskişehir'de. Emekli oldunuz ve siyasete? Evet.
Orada resmi olarak siyaset değil mi? Orada girdi. Sonra şöyle de bir şey anlatayım. Kadın erkek eşitliğiyle ilgili bu paralelde. Şimdi o dönem genel başkan Deniz Bey bana odun kazanı belediye başkan adayı olabileceğini söyledi. Böyle bir teklif de geldi. Ve ben tabii dedim ki ben emekli öğretmenim, bende para okulu yok. Ben kaldıramam ekonomik olarak dedim. Dedi ki biz genel merkezde bastırırız posterlerimizi falan. Senin dedi anlatımı yaptırdığı anketten haberin yok. Eskişehir'in 10 popüler kişisinden 5'in sırrı ben çıkmışım. Onun için bir teklif bananmış. Ben bilmiyordum. Çünkü orada hem işçi sağlığı güvenliği konusunda Okosan dahil, etiği, çiçeği, bütün fabrikalarda işçilerle uğraşıyor. Spor alanında, sürücü kursunda ihtiyacını dertmeye gidiyorum, gündüz çalışıyorum falan. Yani geniş bir alanda. Onun için tanınabilirlik oranı yüksek. Ve ben tabii kabul ettim. Akşama eve geldim. Böyle eşim diyor ki, Deniz Bey aradı beni, böyle dedi falan. Değil mi öyle bir şey dedi. Sen dedi şimdi belediye başkanı olsa, halkı halkım diye bir evim hakkı yok mu unutursun? Yok olur mu falan dediysen de ertesi gibi geldiğinde eve partiler kocaman bir satılık ev levhası gördüm. Dedi ki bana ya ailen ya siyasetin karar vereceksin. Ben İzmir'e gidiyorum dedi. Benim İzmir'e gelme nedenimdir. Ve benim tabii çocuklarım çok değerli aile. O nedenle İzmir'e geldim. Yani bu bana yapılan bir haksızlıktı diye düşünüyorum tabii. Sonra burada Bornova'da ilk kadın kolu başkanlığı yaptım. Gelmiştim, beni buldular. Oradan parti meclisine seçildim. Ankara'da 2 yıl görev yaptım. Sonra işte Bayraklı'nın kuruluşundan itibaren meclis üyeliği, grup başkan vekilliği yaptım. Bu 2014'te de yine Bayraklı meclis üyesi ve Büyükşehir meclis üyesi. Büyükşehir'de bir dönemde meclis başkan vekilliği yaptım. Şimdi hem il başkan yardımcısı, hem Büyükşehir, hem Bayraklı meclis üyesi olarak siyasi yaşamıma devam ediyorum. Özet bu. Evet, özet bu. Bayraklı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği deyince tabii şimdi Bayraklı'da geçen olaylar var. Mesela onları düşünüyor. Ama biz en son olaydan başlayalım isterseniz. Evet, olur. Bazı silah şöller ve kalem şöller mi diyeyim, nasıl evet. diyeyim böyle, siz nasıl tanımlamak istersiniz bilmiyorum ama ben, bence öyle. Evet. Hakkınızda çok güzel şeyler söylediler. Evet. Atatürk düşmanına kadar evet güzel şeyler ya, söylediler. Evet, evet yani şimdi, beni tanıyan... Sizin anlattığına baktıktan sonra bu şekilde bir şeyler söylenmesi, ya sizi evet. çok seviyorlar, çok mu seviyorsunuz gerçekten? Bazı silah şöller ve kalem şöller tarafından. Herhalde. Herhalde. Ya da neden düşünmüyorlar evet, sürekli böyle. Evet. Sürekli bakıyorum birileri dillerindesiniz. Evet. Bir de nasıl söylemeliyim? Potansiyel bir rakip mi görüyor birileri? Onu da bilmiyorum. Hı-hı. Elbette ki siyaseten. Ama beni tanıyan ki siz beni şimdi tanıdınız. Bu söylemden sonra benim için o yazılanların ne kadar doğru olduğunu siz anlayabilirsiniz. Ve ben gerçekten her konuşmamda mutlaka Atatürk'ten bahsederim. 5 Aralık kadın seçme ve seçilme hakkı elde edilişinin yıl dönümünde Büyükşehir Meclisi üyesi seçilmiş bir kadın olarak Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığım konuşmada da hep Atatürk'ünden alıntılarla her paragrafımda öyle geçti. Ve benim Atatürk sevdamı kimse tartışamaz ve tartıştırmaz. Evet. Ben Cumhuriyet öğretmeniyim. Ben Atatürkçü kadınım ve Atatürkçü öğretmenim ben. Bunu hiç tartıştırmam. Aslında cümlede bir hata var herhalde. Bütün mesele oradan evet. çıkıyordu. Aslında evet. hani o kalem şeyler, o silah şeyler de o hatadan yola çıkaraktan. Evet. Oysa çok amacını aşan, çok farklı bir yere çekilen bir yazı. Evet. Şimdi evet. yazıyı okursak aslında birçok kişi hak verecektir. Evet. Yani evet. kalem şeylere hak verecektir. Ama yani sizi dinledikten sonra, sizin konuşmanız, bugüne evet. kadar geçirdiğiniz gerekçe, evet. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, gerekçe devrimci hareket içerisinde geçirdiğiniz zamana bakınca bunun da bir ilgisi olmadığını herkes evet. söyleyebilir evet. ama. Evet, beni tanıyan herkes ama aynı ama ne yazık şeyde. Ki, evet. Yani o cümle farklı yerlere evet. çekilebilir. Şöyle okuyayım onu. Cumhuriyet Halk Partisi bir han. Bizler hepimiz yolcularıyız. Bu handan çok yolcular geçti, Atatürk bile geçti.
Şimdi işte bu Atatürk bile geçti lafını böyle, hani herkes geçiyor, ben de CHP'li oluyorum, ondan sonra ayrılıyorum, ben olur falan filan. İşte Atatürk sıradan bir insan değil, Atatürk geçmez. Elbette değil. Değil. Gibilerden evet. Böyle evet. Yapıyorlar. Eleştiriler de oradan geliyor. Evet. Ama evet. Sizin anlatmak istediğiniz o değil aslında. Hayır. Yani Atatürk sıradanlaştırma gibi bir yaptığı yok. Hayır asla değil. Asla. Hayır. Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir han olarak düşünürseniz çok kişi cümle şuradan geldi. Bütün yöneticiler, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, belediye başkanlarının hiç kimse koltuğunda sabit kalamaz. Nasıl ki handan yolcular gelip geçiyorsa, Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir han olarak düşünün, hepimiz geçeceğiz, ben de geçeceğim buradan, dedim ben. Ama işte sizin söylemesi Atatürk'ün evet. Kurduğu bu Cumhuriyet Halk evet. Partisi, onlar evet. Atatürk bile geçti işte diye, cümledeki hatayı artık nasıl... Evet. Ama tabii insanların niyetleri önemli. Niyetleri olarak. Önemli, anlıyorsunuz niyetleri. Evet, tabii... Herkesi farklı farklı niyetleri evet. Var. Biraz önce söylediğiniz de olabilir, evet. Rakip olarak görüyorlar evet. Olabilir. Yahut hani sizden farklı şekilde rahatsız olan, yahut da birilerin şeylerin taşladığınız nasıl derler, köpeğin taşladığınız nasıl? Evet, şimdi orada... Sizin isminiz bu taşlamalarda çok geçtiği için böyle. Evet, hep geçer. Bu geçmişteki siyasal yaşantınızın, siyasi yaşantınızın verdiği bir şey mi? Evet. Evet, kesinlikle. Doğru neyse, evet, ben atarım hiç şey yapmam, o konuda gocunmam. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı zamanda parti öğretmeniyim ben. İlk Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti öğretmenlerindenim. Şunu hep vurgularım. Önce ülkem, sonra partim, sonra biz, en son bendir. Ama şimdi bakıyorsunuz ki önce ben diye başlıyorlar. Oysa sıralamanın ülkemle başlaması gerekiyor. İşte ben bunu rahatlıkla her yerde söylerim. Dedim o süreçte belediye başkanlarımız, bu genel başkanımızın söz ettiği gibi bu delege seçimlerinde çok fazla müdahil olmasınlar. Elbette ki uyumlu çalışacak ilçe başkanları olsun, kavgalı ilçe başkanları olmasın. Ama ne dedi genel başkanımız? Ön seçim yapmayacağım belediye başkanlıklarında. O nedenle sizler müdahil olmayın buna dedi. Ben bunu vurguladım. Ben bunu vurguladım. Bazılarının hoşuna gitmedi. Yani müdahil olacakların hoşuna gitmedi. Şimdi hoşuna gitmeyenler genellikle Bayraklı'da meclis üyesi olduğunuzdan dolayı mıdır bilemiyorum. Yoksa evet. Bayraklı'daki bir çevre bu işten çok rahatsız oluyor. Evet. Yani belediye başkanından tutun, işte onların kalemşeleri, sizler şeylerine kadar böyle bir çevre rahatsız oluyor bu işte. Rahatsız oluyorlar, evet. Ama benim bir doğrum var, yani siyaset çizgim var. Mecliste de aslında tartışmalar oldu. Evet. Bayraklı Belediye Meclisi'nde tartışmalar oldu. Ben o grup başkan vekilliğinden istifa ettim biliyorsunuz. O ilk grup başkan vekili birinci dönemde bendim. İkinci dönemde sağ olsun arkadaşlarımız ve başkanımızın önerisiyle oldu. Ama bu il başkanlığında hatırlayacaksınız Alaaddin Yüksel istifa etti. Ve ben listedelerek geldim zaten. Yani Alaaddin'in listesinde değildim ben. Ve benim hiç haberim olmaksızın Nevzat Kavalar'ın listesine yazılmış. Ben sakın ha diye gece 2:30'da bile arıyorum. Liste yapıyorlar. Sakın beni yazmayın. Çünkü ben meclis üyesiyim. Yeter. Çünkü bu partide başka insan mı yok? Görevler paylaşılmalı. Bir kişi üstünde toplanmamalı. Şimdi tüzük değişikliğinde de İzmir'in teklifleri içinde benim bu dediğim öneri de var. Yani ilçe yöneticileri olacaksan il yöneticisi olacaksın. Meclis üyesi olmayacaksın kardeşim. Çünkü o bir başkası olsun. Ben sen o, siz olun diye düşünenlerdenim. Ve bu da tüzük değişikliğine bir öneri olarak gitti. Yani ilçe başkanı olan ilçe belediye başkanı olamayacak gibi. Evet. Yani bunu da genel başkan en son toplantıda, bildiriyle de söyledi. Ne dedi? Dedi ki, belediye başkanlığını düşünen, meclis üyeliğini düşünenler, ilçe başkanı ve ilçe yöneticisi, il başkanı, il yöneticisi olmasınlar. Hatta bunu aştı. Dedi ki, belediye başkanlığını düşünenler, parti meclis üyeleri ve milletvekilleri de gelecek dönem, 2019 için bütün bunlar, 2019'da eğer düşünüyorlarsa milletvekili de olmasınlar, parti meclis üyesi de olmasınlar. Doğru.
Son derece katılıyorum. Zaten benim yıllardır savunduğum şeydi bu. Ve ben delip geldim. Ve Alaaddin istifa ettikten sonra da grup içinden bir başkan seçelim istediler. Biliyorsunuz Asuman Güvenli Efendi seçildi. Ve 29 arkadaşımız da evet dedi. Ve ben de gruba uyarak liste delip gelmiş olmama rağmen ve evet kendi grup içinden ve arkadaşlarım da bu kadar istiyorsa ben niye hayır demeliyim? Ve ben bu hayır dedim diye ilişkiler zedelendi belediye başkanımızla. Ve ben evet niye dedim, hayır niye demedim konusunda. Ve ama anlattım durumu, ne kadar anladılar onu bilemiyorum. Şu anda Sayın Karabağ'la aranız nasıl? Yani belediye meclis üyesi olarak o benim belediye başkanım. Resmi çerçeve içinde görüşmelerimiz sürüyor. Resmi çerçeve içerisinde görüşüyorsunuz. Peki diğer meclis üyeleriyle? Çok iyi. Yahut da... Çok iyi. Yani onlar hep şunu söyler, siz benim hakkımda araştırma yapmışsanız da hep siyasetin ablası olarak düşünürler. Ve meclis üyeleri bir şey söyleyeceklerinde, soracaklarında sorarlar. Ben onları cevaplarım, yardımcı olurum. Hatta sadece kendi ilçemde değil, diğer ilçedeki arkadaşlar da sorarlar. Ve belki bu yılların birikimi olduğu için de saygı duyarlar. Ben de çok mutlu olurum. Peki yani o söylenirse gayet de makul bir şey. Neden bu belediye başkanlarınızın açılmasına neden oldu? Ya onu anlayamadım. Hala da anlamış değilim. Gerçekten söylediğinize evet. Bakınca böyle bir grup kararı var. Grup kararı var. Evet. İşte bazı kalemşörler gene devreye girdi daha o sürede. Daha farklı şeyler mi var? Kalemşörler ya da sosyalşörler daha farklı şeyler mi söylüyor? Evet. Onlar gidip farklı şeyler söylüyor veya yazıyorlar. Bu Atatürk meselesi ne oldu? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ne kadar ilginç bir her şey aklıma gelirdi ama asla ve asla benim solculuğumdan, Atatürkçülüğümden, cumhuriyetçiliğimden şüphe edeni hiç affetmem. Asla affetmem. Bu benim ilkem, doktrinim bu. Evet, peki bunca olaydan sonra hala delege seçimlerinde, mesela delege seçimleri başladı. Evet. Tamam, bir haftalık bir erteleme var kurultaydan evet. Dolayı ama evet. Ondan sonra neler düşünüyorsunuz? Delege seçimlerinin hatırlatını yapacak. Şimdi tabii herkes çünkü önce... Orada bazı bir grup var, kast böyle. Evet. Benim dediğim olacak, başka şey olmayacak diyor. Şimdi Hatice evet. Tatlı da senin dediğin olmayacak diyen bir grupta. Şimdi ben partinin yararı neyse o. Ben diyelim ki sizin de dargın olabilirim. Siyaseten uzlaşamayabilirim ama benim partimin yararına ikimiz de aynı yerde gelebiliyorsak ben sizinle beraber çalışırım. Yeter ki benim ülkemin, partimin çıkarı olsun diye düşünürüm. Şimdi delege seçimleri ertelendi biliyorsunuz. 10 Eylül'de başlayacak, 15 Ekim'de sona erecek 35 günlük bir süreç içinde. Ve herkes şimdi önce kendi mahallelerine bakacak. Ben Mansuroğlu mahallesindeyim. Özkanlar denilen Bornova'dan ayrılan mahalledeyim. Orada her zaman uyum içinde beraber çalıştığımız, siyaset yaptığımız arkadaşlar var. Biz gene onlarla beraber oluruz. Peki o sinasyonlar size karşı bir şeye başlamadılar mı orada? Delege seçimlemeniz için? Hayır. Yani benim mahallede bunu bana yapamazlar. Yapamazlar. Bunu yapamazlar bana. Çok, güçleri yetmez. Çok eminsiniz kendinizden? Güçleri yetmez. Kendinizden mi eminsiniz yoksa sizin de bir tarikede arkadaşlarınızdan benim mı? Benim arkadaşlarıma güveniyorum. Yani tek başıma ben değilim. Yani partiye elbette. İnanmış partili gerçek evet. Üyelere gerçek üyeler. Öyle şişirilmiş üyeler değil, güdümlü üyeler şişirilmiş değil. Şişirilmiş üyeler var mı? Nerede çok konuşulmaya başladı. Şimdi mesela Sayın Şakir Başar'ın konuşması vardı. Bu delege yapısıyla bu seçimlerin hiçbir anlamı olmaz gibilerden bir şeyler söylemişti. Yani. Şimdi partilerde hastalık delege ağalıkları var. Şimdi birisi geliyor, bütün yakınlarını üye A partili B partiye oy vermiş kişileri bile üye yapıyor. Adama soruyorsunuz, kardeşim ben AKP'liyim, ben MHP'liyim diyor. Ama bizim üyesiniz, seçime gelmeniz gerekiyor. Bilmem kim delege seçilecekti de beni yazıvermiş noktasında olan üyeler de var elbette ki. Böyle geçmişti. Bu dönem şişirilmiş üye yok. Yani bu son iki yıldır geçmişle kıyaslıyorum.
ben en eski partililerdenim. Geçmişle kıyasladığımda şişirilmiş üye çok fazla yok. Ve genel başkan da bu kez buna son derece dikkat etti zaten. MYK'dan biliyorsunuz geçmeden olmuyor. İnternetten bile üye olsanız mutlaka o MYK'dan geçmişiz gerekiyor. Peki ağalık kalktı mı delege ağalık? Şimdi bu son Bayraklı'da. Ağalık yok Bayraklı'da. Kimse ağa olamadı. Yani bu süreç içinde hani ben hanım ağam oldum o şeyde, hayır asla değil. Çünkü benim partili arkadaşlarımla oturup biz bir karar veriyoruz. Kimler olmalı, kimler emek verdi. Şimdi biz tüzüğümüze emek en yüce değerdir diye yazıyoruz. Ama bunu uygulamaya zaman zaman sokulmadığını da görüyorsunuz bu süreçte. Biz bu genel başkanımızın da dediği gibi liyakat ve emek verenleri taşımak gerekiyor diye düşünüyorum. Delegelikte, ilçe yönetiminde, il yönetiminde, hepsi giderek de milletvekilliğinde dahil. Tabii o kontenjanlar ayrı bir sıkıntı. Ve bunların emek paralelinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, inşallah dediğiniz gibi olur her şey. Evet. İnşallah kavgası ve asıs ve kavgası yürütüsüz diyelim. Dilerim, dilerim. Yaşamasın. Olur. Yani İzmir bu konuda çok daha çok siyasetçi var. Ama en son şeyde çok kavga olmaz bizde. Kavga olmaz mı diyorsunuz? Çok büyük kavgalar olmaz. Ha, büyük kavgalar olmaz. Evet. Evet. Tefek olur. Adalet yürüyüşü diyelim mi? Evet. Adalet yürüyüşü... Şöyle kısaca zamanımız alalım. Peki. Şimdi adalet yürüyüşü bence siyasi tarihe not düşülecek bir eylemdir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde de, diğer parti tarihlerinde de. Bir yürüyüş vardır. Şemsi Denizciğer'in, hatırlar mısınız? Kömür maden işçilerinin Ankara'ya yürüyüşü vardır. En uzun yürüyüşlerden biri. Ve siyasi tarihte mesela Gandhi'nin şeyini, adım sayısını, kilometresini geçmiştir Sayın Kılıçdaroğlu. Ve bu 68-69 yaşındaki insanın bu performansla 23 gün yürümüş olması gerçekten kayda değer. Gerçekten inanmışlık ruhuyla yaptığı bir şey olduğu için her anlamda kutluyorum öncelikle onu. Ve amacına da algı yaratmak adına ulaştığını söylüyorum. Hükümet ders çıkardı mı? Hayır. Ders çıkarmadı. Hala genel başkanı savcılar harekete geçin diye bir gün kapını çalarsa savcılar şaşırma diyecek kadar ileri gidebilen, şimdi AKP'nin genel başkanı olarak düşünüyorum elbette ki bunu, bu söylemlerini ve son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve ne yazık ki adaletsiz, adaletin terazisi şaştı. Adaletsiz bir ülke olmaz. Cumhuriyet ayakta kalamaz. Her şeyde adalet gerekiyor. Eğitimde adalet, sağlıkta adalet, ekonomide adalet, hakta adalet, her şeyde adalet. Ama ülke o hale geldi ki adaletsizlikler dünyası haline geldi. Bu nedenle bu yürüyüşü çok önemsiyorum. Hatırlayacaksınız, biz de İzmir İl Örgütü olarak başladık, yürüyüşe başlamıştık. İlk gün Cumhuriyet Meydanı'ndan Bornova çıkışına kadar yürüdük. Çok uzun bir yoldu ve binlerce insan katıldı. Ertesi gün Manisa'da gide gide biz bunu il başkanımızın önderliğinde genel başkanla Gebze'de buluşmayı hedeflemiştik. Ama dediler ki güçler dağılmasın, oraya güç verelim. Orada yürüdük hep beraber. En sonunda da siz de yakından takip ettiniz. Birilerinin 175 bin demesine karşın orada 2 milyonun üstünde insan vardı. Ben binlerce miting görmüş, bazılarını düzenlemiş bir kişi olarak söylüyorum ki 2 milyonun üstünde kişi vardı. Şimdi de bunun sonucunda bir adalet kurultayı yapacağız. 26-29. Kurultayın amacı nedir? Şimdi orada genel başkanımız konuştu. Bu mağdur olan insanların sesi birebir çıksın istiyoruz biz. Ayrıca STK'ların, baroların, ben haksızlığa uğradım diyen herkes orada söyleyecek bir şey var onların. Şehit ailelerinin,
şehit 15 Temmuz şehit şehitlerine ailelerine farklı katkı, PKK ile savaşarak ölenlerin ailelerine veya gazi olan, her ikisinde de gazi olanlara ücret ayrımının bile yapıldığı bir adaletsizlik var. Bunun bile dile getirilebileceği bir kurultay olacak orada. Herkes söyleyecek, özellikle STK'lar başta olmak üzere ve bir rapor hazırlanacak. Nerelerde hatalar yapıldığı görülecek. Bu bizim ileride iktidar olduğumuzda ve adalet konusunda bizim yol haritamız olacak. Adalet konusunda yol haritası olacak dediniz. Bir taraftan eleştiriler var. Siz güzel şeyler söylüyorsunuz da tabii siz kendi açınızdan bakıyorsunuz, evet, ama evet, sizin dışınızda mesela HDP'liler yan yana gelip de bu yürüyüşe yapılması, hatta Adalet Kurultayı'nın HDP'lere dair herkese açık olması büyük eleştirilere neden oluyor. HDP'lere özellikle işte mesela Osman Biden'le geçenlerde birkaç kişi CHP milletvekili resimleri vardı. İşte PKK'lılarla CHP'liler korkuyorlar diye eleştiriler var. PKK'lılarla nasıl birlikte olursunuz diye eleştiriler var. Şimdi şöyle bakalım. Ben haksızlığa uğradım. Siz de ben de uğrayabiliriz ve farklı görüşlere de sahip olabiliriz. Değil mi? Ve orada ben bunu konuşacağım. Bir de hatırlayınız. Genel başkanımız ne dedi? Ben parti kimliğiyle yapmıyorum. Bu yürüyüşü de, bu kurultayı da parti kimliğiyle yapmıyorum. Ve orada hiçbir partinin, hiçbir STK'nın amblemi olmaksızın yapılıyor bunlar. Şimdi diyorsunuz ki ben haksızlığa uğradım, ben de yürüyeceğim sizinle. Yok kardeşim sen gelme diyemezsiniz. Ayrıca şuranızda da yazmıyor bu. Bu FETÖ'cü mü, PKK'lı mı, PYD'li mi, IŞİD'li mi, neyi var bunun bilmiyorsunuz. Onun için HDP'liler de bu dönemde, bakın o kadar çok belediye kazandılar, hepsinde kayyum var şu anda. Hepsinde ama kayyum var. Onlar da haksızlığa uğradıklarını ifade ediyorlar. Seçilmiş insanları yok etti. Bir de bize PKK'lı ile yan yana yürüyorsun, duruyorsun diyenlerin dönüp kendine bakması lazım. Açılımı kim yaptı? PYD'lileri sınırdan davul zurnayla kim geçirdi? Savcıları uçaklarla gönderip, hakimleri uçaklarla gönderip, laf olsun diye bir soruşturma yapıp içeriye kim soktu? Otobüslerle il il kim gezdirdi onları otobüsün tepelerinde? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakından uzaktan PKK ile ilişkisi olamaz. Biliyorsunuz ki baştan beri PKK ile mücadelede şunlar yapılması gerekiyor dedik. Cumhuriyet Halk Partisi Kürtlere karşı diye propaganda yaptılar. Biz FETÖ en büyük düşmandır. Kamer Genç'in, hatırlayınız, o meclis kürsüsünü işgalinde bir gün dönüp size vuracak bunlar. En büyük çete budur dedi. Siz Hoca Efendimiz'e nasıl böyle bir şey söylersiniz diye üstüne yürümediler mi dövmek üzere? Cumhuriyet Halk Partisi gelecek tehlikelerin her zaman farkında oldu. Hem IŞİD için oldu. Yani ne istediniz de vermedik diyen zihniyet şimdi IŞİD'ci olmakla suçluyor bizi. PKK ile kol kola gezen o tüneller kazılırken, o bütün o caddelerin altına bomba düzenekleri yerleştirirken sen görmüyor muydun? Vali diyor ki bırakın geçsinler diyor komutanlar. Kayyum atanan belediyelerde o tünellerin kazıldı. PKK'ların... Evet, peki bunu devlet olarak niye engellemedin? Niye bilemedin? Niye yapmadın? Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsa dediklerine katılacağım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar değil ki. Muhalefette uyarıyor. PKK şunu yapıyor, şu önlemleri almak lazım diyor. Kandille gidiyorlar, sarmaş dolaş oluyorlar. Şimdi Kandil'i bombalayacağız diyorlar. Sen Kürt açılımı dedin. Kol kola Oslo görüşmelerinden başlayarak. Şimdi en büyük bana kalırsa IŞİD'ci de, PKK'lı da, kendi yöneticileri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu işin neresinde? Onun için bir algı operasyonu yapıyorlar bu çerçevede. Ama halkımız inşallah görüyordur diye düşünüyorum. Evet, işin aslına bakarsak her iki tarafında birbirine söyleyeceği çok şey var. Çok. Her iki tarafında, evet, hatalar var. Önemli olan doğruyu, evet, bulup böyle bir mantıklı bir şekilde ülkenin önünü nasıl açacağız ona bakmak. Ama bir türlü yan yana gelemiyoruz.
Kutuplaşmayalım derken daha çok da kutuplaşıyoruz. Evet, bir sorumuz vardı herhalde. Evet, Epan Gündoğdu'nun bir sorusu. Evet. Epan Bey biliyorsunuz gazetecilere. Biraz damarınıza mı basmış acaba? Hatice Hanım, çok uzun zamandır siyaset yapıyorsunuz. Duyumlarınıza göre örgütün sizi belediye başkanlığı için destekleme kararı aldığı konuşuluyor. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Evet, şimdi buradan kalem şöllerin, silah şöllerin... acaba Eyvan Bey bu söylediği yüzünden mi saldırıyorlar size? O yüzden durmadan her kelimenin altında bir şeyler aramaya başlamışlar. Evet, arıyorlar bir şeyler sevgili Eyvan Bunun Bey. Bunun bir etkisi var mı? Söyleyeyim, Eyvan Bey, bunları konuşmak için elbette çok erken, 2019'a daha bir hayli zaman var. Ama ben her fırsatta söylüyorum. Şimdi birlikte yol arkadaşlığı yaptığınız belediye başkanı, ilişkiniz şimdi kötü de olabilir ama yol arkadaşlığı yapmasınız, onun karşısına geçip de ben adayım demem, benim siyasi etik kurallarım var. Asla demem. Ama kendisi başka yerlere aday olur, ha, o zaman düşünürsün acaba olur mu olmaz mı, durumu değerlendirebiliriz o zaman. Ama şu anda henüz böyle bir düşüncem yok, böyle bir kararım da yok. Zaman zaman bana da soruyorlar, söylüyorlar dostlar sağ olsunlar. Beni ya milletvekilliğine yakıştırıyorlar ya belediye başkanlığına yakıştırıyorlar. Tabii zaman niye gerek önerir, o bakacağız, gelecek ama şu anda değil. Şu söylediğiniz çok önemli, o yol, birlikte yola çıktığım arkadaşımın karşısına çıkıp çıkmam. Aday olmam lazım. Evet, ben siyasi kurallarım var. Hasan Karabağ benim belediye başkanım olmuş. Onunla bu belediyeyi bu hale getirmek için uzun yıllar çaba sarf etmişim. Bana abla demiş bu süreçte. Şimdi ilişkimiz bozuk olsa bile ve ben onun önüne geçip de ben dadayım arkadaş asla demem. İlişkiler bozuk olsa da diyorsun demem. Asla bunu yapmam. Hayır demem. Onu söyledim. Bunu bir etik bir kural olarak evet, mı diyoruz? Evet, etik. Benim yani? Siyasi etik kurallarım siyasi var. Anlayışım evet, diyorsun. Siyasi anlayışım bu. Çünkü biz devrimci gelenekten gelenler hep bir adım geride durmayı öneririz. Deriz ki hayır, bu benim arkadaşım. Ben bununla beraber yol arkadaşlığı ettim. Hayır, orada olmaz. Başka kulvarda olur, başka yerde olur ama orada olmaz diye öyle düşünüyorum. Yani diyorsunuz ki Hasan Bey eğer başka bir yerlere giderse, benim arkadaşlarım da o başka bir yere aday olsun, benim arkadaşlarım da aday olmam konusunda bana bir şeyler söylerse o zaman... Bilmiyorum. Olabilir. Ama bilmiyorum. Henüz diyorsunuz. Evet, bilmiyorum. Çünkü daha zaman evet, var. Daha zaman var. Gerçi erken seçimden de bahsediliyor. Evet, 2018 içinde bahsediliyor. Gerçekten yani yoktan var edilmiş bir ilçe. AKP'nin çok yanlış böldüğü bir ilçe. Ve alacağım diye böldüğü bir ilçe. Ama şunu düşünemediler. Bornova'dan bölünen 3 mahallede CHP'nin ne kadar ağırlıklı olduğunu düşünemediler. Mansur Özerksiz'in ve evet, Mansuroğlu, Manavkuyu, Osman Gazi zaten sosyal demokratların ağırlıklı olduğu bir yer. Ve tabii sonradan kendileri de itiraf ediyorlar yanlış bölmüşüz evet, diye hata yaptıklarını. Fakat DNB Bayraklı çok ilginç bir mahalle. Evet. Şöyle şeye bakıyorum da... Daha geçmişteki seçimlere bakıyorum mesela Cem Uzan'ın %25 oy aldığı bir evet. yer. Yani çok ilginç bir yer gerçekten. Çok. %69'u gecekondu. Evet. Bakın. Ve çok ihmal edilmiş bölgeleri var orada. Altyapı sorunlarından tutunuz da coğrafi konumuna uygun olarak. Mesela oranın kurtuluşu kentsel yenilemedir. Kentsel yenileme olmadan bir şey yapamazsınız. Otobüs dönemiyor sokaklarında. Düşünebiliyor musunuz? Ve ama bizim halkımızda şöyle gece kondu. Yani biz 60'lardan bildiğimiz bir gece kondurursunuz oraya tek katlı prefabrik bir şey yaparsınız. Evet. Yok. Gece kondular şimdi 5 katlı. 5 katlı. Diyor ki benim burada ben oturuyorum, kızım oturuyor, oğlum oturuyor, kardeşim oturuyor. Büyükşehir'le ortaklaşa bir projemiz var. Fuat Edip Baksu o tam körfezi gören yerde. Diyor ki sen bana 5 kat vereceksin diyor. 5 tane daire vereceksin. Ama mümkün değil. Diyorsun ki zaten bu gece kondu. Zaten tapın yok senin burada. Sana burada bir tane. Şimdi sen bunları satmaya kalksan 70-80 bin liraya satarsın. Ama burada o daireler olduğunda 600-700 bine satarsın. Yani aradaki farka bak. Ve burada bir katma değer var.
Ve bu konuda ikna etmekte zorlanıyoruz. Onun için de henüz kentsel dönüşüme de ne yazık başlayamadık. Ama Bayraklı'da yeni plan revizyonları yapılıyor mahallelerde. O belki bir ölçüde kurtaracak. Peki o yüksek yüksek gökdelenleri ne diyorsunuz? Evet. Şimdi, onlar da Bayraklı. Onlar da bir kısmı Bayraklı, bir kısmı Konak. Evet. Neresi Bayraklı biliyor musunuz? Adliyenin önündeki cadde Bayraklı, adliye Konak. Böyle bir yanlış bir bölünme var orada. Ama yine de çoğunluk Bayraklı'da mı oluyor? Bayraklı'da olacak. O Sanane tarafına doğru yapılacak ya. Eski Turyağ'ın olduğu yerler, ayrıca bu Kula Mensucat'ın olduğu yerler, Nail Öz kardeşin orada bir hayli yeri var. Orada da gökdelenler, Başak depoları var. Şimdi Tekel'in olduğu yerde Folkart var biliyorsunuz. Onun yan tarafında. Şimdi bakın, ben bir sağlık eğitimcisi olarak orada bu kadar yüksek yapılanmanın yanlış olduğunu düşünenlerden, bir belediyeci olarak da yanlış olduğunu düşünüyorum. Yeni kent merkezi orası, tamam. Ama zeminle ilgili benim bazı tereddütlerim var elbette ki. Ama bizim Bayraklı Belediyesi'nin üniversiteyle ortaklaşa bir çalışması var. Zeminin çok iyi kontrol edilmesi gerektiği yönünde. Evet, bir gazetemizin bir yazarı var. Üniversitede, o da deprem uzmanı. Evet. Bayraklı'nın altı diyor, Arap sabunu gibidir diyor. Yani bunları söylemek istemiyorum. Oradaki evet. Yaşayan insanlara ama yapılırken lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Ne kazık kullanırsan kullan. Ne teknoloji kullanırsa kullan. Sıvılaşma var zeminde. Evet. Onu düşünüyorum. Evet, süremizin de sonuna gelmiştik. Evet. Sizinle sohbet güzeldi. Şöyle ekranlarımıza dönelim. Son söz olarak gerek Bayraklılara, gerek Cumhuriyet Halk Partisi bütün yöneticisi olduğunuza göre bütün İzmirlilere neler söylemek istersiniz? Buyurun, ekran sizin. Evet. Şimdi öncelikle ve çok uzun yıllardır iktidar olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olarak Türkiye'ye bir sosyal demokrat yönetiminin nasıl olduğunu göstermek gerekiyor. Ecevit'ten bu yana ki Ecevit'in azınlık hükümeti var ve koalisyonlar var bildiğiniz gibi bu süreç içinde. Ve halkımız gittikçe fakirleşti. Bakın, benim istatistik hocam vardı eğitim enstitüsündeyken. Diyordu ki Türkiye'de istatistik yanlış rakamların doğru toplanmasıdır diyordu. Yani siz enflasyon sepetindekileri saçma sapan koyarsınız ve rakamlarla oynarsınız. Enflasyon ne diyorsunuz? Tek rakamlı. Memura, emekliye %3 veriyoruz. Diyorsun ki %9,5 zaten, yani yanlış toplamana rağmen %9,5 diyorsun ama %3 veriyoruz. Yani bu büyük bir çelişki. Tarım bitti. Ve Büyükşehir gerçekten tarımsal kalkınmada çok önemli bir aşama kat etti. İzmir bu konuda örnek. Sadece kalkınma %2,5'la inşaat sektöründe. O da bina stokları arttı şu anda. Tarımda gerilemişsin, hayvancılıkta gerilemişsin, ekonomide dış ticaret açığı had safhada. Yani çok kötü bir yönetim var. Halkımız da artık bunu görerek yeni dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yol açması gerektiğini ve sosyal demokrat anlayışın yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de halkımızın bize güvenmesini istiyorum elbette ki ve bize önerilerde bulunmasını istiyorum. Bu seçim süreçlerini de kazasız belasız Türkiye 2019'dan bahsediyorum. İnşallah olacak ve iyi bir şekilde Türkiye'nin yönetilmeyi hak ettiğini düşünenlerdir. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Benim İnşallah tıkalarız adalet görüşünden evet. Sonra. Burada güzel bir şeylere yanıt verdik aslında herhalde. Herkesin dikkatini çekmiştir. Birincisi Atatürk hakkında yatacağını söyledi. Çok farklı yerlere çekildi. Bunu bir açıklık getirdik. Daha sonra adalet yürüyüşünden hükümetin ders çıkarmadığını söylediniz. Bu da çok önemli. Ondan sonra Bayraklı'nın kurtuluşun kentsel dönüşümde olduğunu söylediniz gerçekten. Bu da çok önemli. İzmir için özellikle çok önemli. Evet. Bir de en önemlisi herhalde
Karamışer'den ve silahçıların göz önünde alması gereken bir sözünüz daha var. Ben yol arkadaşımın karşısına geçip aday olmam dediniz. Evet. Bu da birçok kişiyi herhalde bunu dikkate alması gerekir. Sizin aklınıza bir şeyler söylerken. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür size ederim. Size çalışmanıza başarılar deriz. Henüz kalkmadık. Evet. Bitirmedik. Evet sayın seyirciler, yayınımızdan burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Hatice Tatlı'ydı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Başkan Yardımcısı. Biz yeni bir arası var kendisine. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben çalışmanıza başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ve yeni bir yayın gündeminde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.